başındaki siz değerli izleyenler, mutlu akşamlar. Bugün günlerden 26 Mayıs Çarşamba. Ben Cemre Özcan, ana haber bülteni ile karşınızdayım. Evlilik modasının bağımsız haber portalı olan ve 21 yıldır yayın hayatını sürdüren gelindergisi.net, Haziran sayısı kapak çekimlerini Kapadokya'da gerçekleştirdi. Evlilik modasının bağımsız haber portalı olan ve 21 yıldır yayın hayatını sürdüren gelindergisi.net Haziran sayısı kapak çekimlerini Kapadokya'da gerçekleştirdi. Avrupa'da Münih, Düsseldorf ve Paris'ten sonra 4. mağazasını Haziran ayında İstanbul Nişantaşı'nda açmaya hazırlanan Sima Couture gelinlik, after party ve gece elbiselerinden oluşan yeni koleksiyonunu Türkiye'deki moda severlerin beğenisine sunacak. Avrupa'nın önce gelen moda evlerinden Sima Couture'ın tasarımlarını kullanacağı kapak çekimlerinde Türkiye'nin çok yakında tüm dünyada gösterime girecek tanıtım filminin de yüzü olan Ukraynalı model Inna Kolyada modellik yaptı. Bugüne kadar sürdürdüğü gönüllü turizm elçiliğiyle öne çıkan Silva Erkoç, kapak çekimlerinde doğal ve mistik güzelliğiyle dünyada işi bulunmayan Kapadokya'nın Avrupa'daki tanıtımına da katkıda bulunmayı hedefliyor. Öncelikle Kapadokya bölgesine hoş geldiniz. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Teşekkür ederim, hoş bulduk. Siver Koç adım. 44 yaşındayım. Almanya'da yaşıyorum, çalışıyorum. Gelinlikçiyim. Daha doğrusu işte tasarım, gelinlik tasarımıyla uğraşıyorum. 10 yıldır yaklaşık bu işi yapıyorum. Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde mağazalarımız bulunuyor. Ve önümüzdeki ay İstanbul'da da bir şubemizi açacağız ve bundan dolayı da zaten bir ön çalışma olarak ülkemizde bir çekim yapalım dedik ve yani gerçekten bir doğa harikası, dünya harikası olay bir yere geldiğimizi düşünüyorum. Çünkü ben ilk kez geliyorum. Daha önce sadece magazinlerden, televizyonlardan takip ettiğim bir şeydi. Ama çok beğendim, evet. Büyülendim. Ülkemizde Kapadokya'yı tercih etmenizin sebebi nedir? Aslında ya bizim için gerçekten hani mistik bir platform olması, lokasyon olması çok çok değerliydi. Ve tarihi bir yer istedik. Biz daha önce Türkiye'de çekimler yaptık, saraylarda yaptık mesela çekimleri ama şu anda gerçekten hani çok doğru bir adım attığımızı düşünüyorum. Çünkü önümüzdeki çekimlerimizde mutlaka tarihi yerlerimiz olacak. Ülkemizi de gerçekten hani böyle ön plana, Avrupa'da da ön plana çıkarabileceğimiz lokasyonlar seçmeyi düşünüyoruz. Evet, peki Kapadokya bölgesini nasıl buldunuz? Gerçekten büyülendim yani. Ve ben dünyanın birçok ülkesine gittim, birçok yerini gezdim. Gerçekten de hani böyle bir yere şu ana kadar neden gelmediğimi ben de anlamıyorum ama işte kısmet bugüneymiş. Bu şekilde geldik ama dehşet güzel bir yer. Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından Adli ve İdari Yargı 2021 yılı ana kararnamesi yayınlandı. Kararnameye göre Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı değişti. Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından Adli ve İdari Yargı 2021 yılı ana kararnamesi yayınlandı. Kararnameye göre Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı değişti. Hakimler Savcılar Kurulu'nun internet sitesinden yayımlanan kararnameye göre Adli Yargı'da 2582, İdari Yargı'da ise 488 olmak üzere toplam 3070 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi. Kararname ile Nevşehir başta olmak üzere Zonguldak, Denizli, Sakarya, Giresun, Aydın, Çanakkale, Diyarbakır, Afyon, Trabzon, Edirne, Erzurum, Amasya, Elazığ, Kilis, Erzincan, Çankırı, Kırklareli, Kütahya, Burdur, Kastamonu, Ağrı, Bayburt, Iğdır, Hakkari ve Tunceli olmak üzere 26 ile yeni başsavcı atandı. Nevşehir Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığına atanırken Nevşehir'e ise Hakkari Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar atandı. Nevşehir'de Bursa Kavşağı'nda RT isimli şahıs geçim sıkıntısı çektiğini, gerekçe göstererek intihar etmeye teşebbüs edeceğini polis ekiplerine bildirdi. Nevşehir'de gün içerisinde ilginç bir olay yaşandı. Geçim sıkıntısı çektiğini öne süren bir şahıs polis ekiplerini arayarak intihar edeceğini belirtti.
RT isimli şahıs para yatırdığı ev satışı yapan bir firmaya giderek ödediği miktarın iadesini istedi ve intihar edeceğini belirtti. Olayın ihbarı sonrası harekete geçen Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri alarak şahsı ikna çabasına gitti. İddiaya göre intihara teşebbüs edecek RT isimli şahsın borçlarının olduğu ve ödemekte güçlük çektiği öğrenildi. Vadeli ev satışı yapan bir işletmeye yatırdığı ücreti geri iade talebinde bulundu. Yaklaşık yarım saatlik görüşmelerin ardından işletme ile şahıs arasındaki sorun emniyet ekiplerinin uğraşları sonucu giderildi. Yurt genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında saat 21'den sonra uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Nevşehir'de bekçiler sokak sokak gezerek denetim yapıyor. Nevşehir'de koronavirüs tedbirleri kapsamında emniyet güçleri tarafından uygulamalar yapılırken bekçiler de sokak ve caddelerde denetim yapıyor. Bekçiler araç, cami, bina, apartman, bahçe ve metruk binalar gibi her yeri kontrolden geçirirken kısıtlamada sokakta gördükleri vatandaşları ve araçları da denetimden geçiriyor. Mahalle mahalle dolaşan bekçiler sabaha kadar çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar esnasında düdüklerini çalarak suç ve suçlulara caydırıcılık veren mahalle ve çarşı bekçileri vatandaşların güven kaynağı haline geldi. Nevşehir'de aşı yaptıran binlerce kişiyi yakından ilgilendiren sevindirici haber geldi. Normalleşme süreciyle birlikte aşı yaptıranlar yaptırmayanlara göre daha çok aktivitede bulunabilecek. Türkiye'nin koronavirüsle mücadele sürecinin BioNTech'ten gelecek olan aşılarla birlikte yeni bir soluk kazanması beklenirken aşıya teşvik için de masada yeni formüller yer alıyor. Buna göre aşı yaptırana pozitif ayrımcılık olacak ve bu kişiler birçok etkinliğe katılabilecek. Türkiye'nin rahatlaması için toplumsal bağışıklık aşılama oranının %70'i bulması gerekiyor. 65 yaş üstünde bu oran %85'e ulaştı. Ancak araştırmalar yaş grupları düştükçe aşıya ilginin de azaldığını gösteriyor. Yapılacak kampanyalarla gençlerin aşıya olan ilgisinin artması sağlanacak. Bunun için 65 yaş üstüne yapıldığı gibi aşıya teşvik için bazı pozitif ayrımcılıklar gündeme gelecek. Örneğin konser, sinema ve tiyatro gibi etkinliklere aşı yaptıranlar alınırken maske zorunluluğu da esnetilebilecek. Bu haberimizde öğrencileri sevindirecek öğrencilerin kredi borçları yapılandırılıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan yeni yapılandırma düzenlemesi ile birlikte Nevşehir'de binlerce öğrenciye gün doğdu. Bazı yaygın basında yer alan haberlere göre öğrencilerin kredi yurtlarına olan borçları, öğrenim ve katkı kredisi ödemeleri yapılandırılacak. 30 Nisan 2021 tarihinden önceki borçların da bu kapsamda olacağı öğrenildi. Nevşehir'de bir apartmanın çatı oluklarında ipe takılan ebabil kuşunu itfaiye ekipleri kurtardı. Nevşehir'de Lale Caddesi üzerindeki 5 katlı bir apartmanın çatı oluklarındaki ipe dolanan ve mahsur kalan kuşu fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri kuşun bulunduğu yere merdivenle ulaşarak kuşu bulunduğu yerden kurtardı. Ebabil kuşunun kanatlarındaki ipi çıkartan itfaiye ekipleri daha sonra kuşu serbest bıraktı. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Nevşehir için hava tahminlerini yeniledi. Tahminlere göre il geneline yeniden yağmur göründü.
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nün yaptığı son hava tahminlerine göre Nevşehir il merkezi ve ilçelerinde hafta içi sıcaklıkların artış göstereceği ve yağışların olmayacağı gözlemlendi. Tahminlere göre il merkezinde sıcaklıklar gündüz saatlerinde 30 dereceye, gece saatlerinde ise 11 dereceye yükselmesi bekleniyor. 28 Mayıs Cuma gününden itibaren ise sağanak yağışların etkisini göstermesi bekleniyor. Nevşehir ve ilçeleri için tahmin edilen hava durumu ve ardından nöbetçi eczaneler sizlerle. Mayıs Perşembe günü Nevşehir merkezde en düşük sıcaklık 13, en yüksek sıcaklık 28. Acıgöl'e en düşük sıcaklık 12, en yüksek sıcaklık 28. Avanos en düşük sıcaklık 11, en yüksek sıcaklık 31. Derinkuyu en düşük sıcaklık 10, en yüksek sıcaklık 27. Gülşehir en düşük sıcaklık 11, en yüksek sıcaklık 31. Hacı Bektaş en düşük sıcaklık 11, en yüksek sıcaklık 29. Kozaklı en düşük sıcaklık 10, en yüksek sıcaklık 30. Ürgüp en düşük sıcaklık 10, en yüksek sıcaklık 29. Mayıs Nevşehir ve ilçelerinde nöbetçi eczaneler: Merkez Kübra ve Gülşat Eczanesi, Acıgöl Ömür Eczanesi, Avanos Orkun Eczanesi, Derinkuyu Feralan Eczanesi, Gülşehir Bahadır Eczanesi, Hacı Bektaş Bektaş Eczanesi, Kozaklı Çağlar Eczanesi, Ürgüp Kervan Eczanesi. Özaltın Sarrafiye'nin katkılarıyla döviz ve altın fiyatları. Özaltın Sarrafiye'nin katkılarıyla döviz ve altın fiyatlarını sunarız. Mayıs Çarşamba Özaltın Sarrafiye altın ve döviz fiyatları. Euro alış 10.35, Euro satış 10.30. Dolar alış 8.40, dolar satış 8.45. Gram altın alış 518, gram altın satış 513. Çeyrek altın alış 815, çeyrek altın satış 825. Değerli izleyenler, ana haber bülteninin sonuna geldik. Yarın akşam aynı saatte ekranlarınızda olacağım. İyi akşamlar.